Merhaba tekrar. Evet, şimdi sevgili doktorumuz Abdülkadir Göksel gelsin diye bekliyorum. Hemen onu yayına alacağım. Bugün birazcık güzellik konuşacağız. Merhaba. Merhaba, nasılsın Pınar? İyiyim, sen nasılsın Gökten? İyi, harika. Ne güzel olmuş saçlar. Teşekkür ederim. Arada kendime böyle süs yapıyorum. Harika. Evden çıkmayınca henüz daha kuaför furyasına kapılmadım. Hala evdeyim, kendim yapıyorum. Vallahi kuaförler bir başladılar, pir pir başladılar. Tamamen dolu randevuları. Herkes Evet. zor sabretmiş, onu anladık. Gerçi ben Kadınlar böyle bir alışırken şey de daha. saçlarım da oraya, ama tabii kadınlar için biraz daha farklı, daha çok bakım gerektiriyor. Haklılar yani, diyecek bir şey yok. Gene de ben dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Böyle birdenbire hemen rahatladık deyip koşa koşa maskesiz, özellikle bu tip salonlarda, ama maskesiz nasıl olacak o da şüpheli. Çünkü kuaförlerle yakın temastayız. Bir de eninde sonunda maskeyi çıkartmak zorundayız. O yüzden biraz yavaş olmakta fayda var. Dün Yani çok hayır. yakın bir arkadaşım, saçını boyatmaya gitti. Birkaç yedekli maskeyle, çünkü hani maskeyi buradan geçiriyorsun ve boya oluyor ya. Boya olduktan sonra yıkanınca maskesini değiştirip tekrar temiz maske takarak devam etmiş yoluna. İşte kendi havlusunu götürüyor. Bazı kuaförler zaten tek kullanımlık havlular biliyorsun ki kullanıyorlar. Bir şekilde hallolacak. Biz de bu düzene Evet, galiba ya bu ortamda. dönemde daha da dikkatli olmak zorundayız. Normalde de zaten özenli olmak durumundayız. Ayrı konu, ama bu dönemde biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Yani kuaförde maske kullanımı biraz zor. Doktora gittiğinizde tabii muayene sırasında maskeyle durabiliyorsunuz, ama mesela bizim için burun muayenesi Şimdi yapacağız. bunu söyleyecektim. Sen Maskeli muayene yapmak biraz imkansız. Dolayısıyla bizler de biraz yavaş yavaş başlıyoruz. Öyle tam hızla başlayamıyoruz. Herkes soruyor. Bütün hastalarım, her gün mesajlar alıyorum. Ne zaman başlayacaksınız? Ne zaman geleceğiz diye. Özellikle bugünün konusunu biraz yüz estetiğiyle ilgili yaptık, biliyorsun. Botokslu ne oldu. Evet. Yavaş yavaş normalleşmeye başlıyoruz. Ameliyatlar için biraz daha sabırlı olacağız. Ben hemen ameliyatlara başlamayı tercih etmeyeceğim. Çünkü orada farklı farklı bir takım riskler de var. Bütün ameliyathane ekibi, koşullar, hastanın sonrasındaki iyileşme dönemi, cerrahi stres falan derken biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Ameliyatlar belki biraz daha geç başlayacak, ama biz yavaş yavaş klinikte hastalarımızla karşılıklı görüşmelere başlıyoruz maskeyle. Hatta Ofis uygun. duyurunuzu da gördüm. Aslında senin bir buluşman 45 dakika sürüyor, görüşmen 45 dakika sürüyor ama Aynen. bunun yarım saatini online yapıyormuşsun. Yarım saatini online yapacağım. Şöyle, çünkü biz yüz yüze konuşmak zorundayız. Düşünsene, bütün yüzünü maskeyle kapatmışsın ve ben senin yüzünle ilgili yorum yapmaya çalışıyorum. Bir takım şeyleri değerlendirmeye çalışıyorum. Mümkün değil. Dolayısıyla bir yüz yüze konuşmamız lazım bizim hastamızla. Bu çok özel bir ilişki, hasta doktor ilişkisi. Birbirimizi gerçekten iyi anladığımızdan emin olmamız lazım. Sonrasında, her şey bittikten sonra, ben sizi yanlış anlamışım ya da siz beni yanlış anlamışsınız demek için biraz geç, biraz geri dönüşümsüz işler bizimkiler. O Allah yüzden korusun. baştan çok çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Karşılıklı hasta da doktorunu analiz edecek, beni anladı mı anlamadı mı ondan iyice bir emin olacak. Doktor da hastasından emin olacak. Onun için bir yüz yüze bir uzun bir görüşmem var hastalarla. İlk görüşmeden, ilk muayeneden bahsediyorum. Tabii ki bunun 10-15 dakikası burnun içinin değerlendirmesi, sağlıkla ilgili sorunların çözümüyle geçiyor. Onun için klinikte görüşmek zorundayız, ama şunu özellikle belirttim. Minimum temas. Çünkü biz bu görüşmenin yarım saatini seninle yaptığımız gibi online yapma imkanına sahibiz artık. Bütün bu isteklerimizi, dileklerimizi, karşılıklı konuşmalarımızı online yapıp yapamayacağımız kısmını, yani muayene kısmını, 10-15 dakikalık kısmını kliniğe bırakacağız. Orada da amaç şu: mümkün olan en az temas, en az süreyle bu işi bitirmeye çalışacağız ki kişiler çok daha emniyetli olsunlar diye, hem hasta hem doktor hem çalışanlar açısından bence iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir hekimin eline teslim olduğum zaman kendimi daha çok güvende hissedeceğimden eminim bir kere. Yani sonuçta siz bizden daha çok bu işi kontrol edebilir konumdasınız. Evet, sorumluluk. Dolayısıyla
Sorumluluk kimde? Öyle düşün. Sorumluluk kimde ise o daha çok tedbir almak zorunda, daha çok özen göstermek zorunda. Dolayısıyla sorumluluk bizde. Tabii ki eskisi gibi bekleme odalarında hastaların beraber beklemesi gibi bir şey çok uzun bir süre mümkün olmayacak bence. Tek tek hastalar alınacak. Bütün hastanelerde de böyle. Yani bir hastaneye gidersin işte bir bekleme kuyruğu vardı falan öyle bir kuyruk artık olmayacak teker teker kişiler gelecek randevusuna geç gelenler ne yazık ki randevusunu kaçıracaklar çünkü başka bir hasta içeride olacak sizi biraz şurada bekleteyim deme imkanına sahip değiliz yeni normal biraz daha farklı ama yeni normale dönüyoruz öyle diyelim eski normale değil de yeni normale dönüyoruz şimdi Alışacağız. Bir şekilde alışacağız. Şansımız çok yok. Alışmak durumundayız. çalışıyoruz yalnız farkında mısınız? Yani Türkiye'de bu işin böyle patlaması Mart falan derken 2 ayda geçen gün film izliyordum. Maskesiz markete gidiyordu. Yani eski çekilmiş bir Japon filme. Ben bir huzursuz oldum böyle. Eyvah maskesiz markete giriyor falan gibi. Demek ki içimize sinmiş. 2 aydır alışmışız bu duruma. Tabii. İnsanoğlu aslında her şeye alışıyor. Sonuçta aklımız var ve bunu kullanmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Dünyaca bir şeyle karşı karşıyayız bu arada. Bir tek bize de olmadı bu. Dolayısıyla hayatımızı buna uyarak devam ettirmek durumundayız. Ve Kesinlikle. Yani atlasınlar bu dönemi biraz sabırlı olalım. Şu anda biraz işte dediğim gibi işte hemen böyle paldır küldür bir açılma tehlike yaratabilir. Çünkü Türkiye'de hala bu hastalık devam ediyor. Sayıları hepimiz her gün okuyoruz. 140 civarında bir hastamız var. Dolayısıyla yani bir tek kişinin, bir tek enfeksiyon taşıyan kişinin bile havaalanından geçmesi nelere sebep oluyor? Bütün ülkeyi enfekte edebiliyor. Öyle düşünün. Ki tabii ki. özellikle İstanbul bu işin yoğun yaşandığı bir şehir. Biraz dikkatli olmak, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bırakmak yok. Altına çizelim. Peki doktorum, şimdi sen daha önceki haftalarda bir kere daha buluşma yaptık, seninle konuştuk. Aslında mesleğe başlangıcın sen bir kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahısın, doğru mudur? Aynen benim işim boyunda, yukarıda. Yani tabii kulak burun boğazın içinde birçok farklı özel alanlar var. Yüz plastik cerrahisi de kulak burun boğazın bir üst ihtisas alanı aslında. Sonrasında da zaten plastik cerrahi Aynen. okuyarak ayrı bir tat Evet, kattın kendine, öyle aynen. diyeyim. Ağırlıklı olarak yüz plastik cerrahisiyle uğraşıyorum. Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi bordumda var benim. Yani Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi onaylı bir bordum var. Daha çok burun cerrahisi odaklı ama bunun yanında botoks, dolgu uygulamaları, yüz estetik cerrahisinin kullanıldığı bütün alanlarda yani yüz germe ameliyatları dahil bunlar aslında bizim alanımıza giren ameliyatlar. Ama bugün özellikle hazır bu yeni normale dönüyoruz diye dedik ya ama ameliyatlar için biraz bekleyeceğiz. Yani hemen ameliyat almayacağız. Ama botoks uygulamaları, uygulamaları, yüz gençleştirme müdahaleleri gibi ofis uygulamalarını artık yapmaya başlıyoruz. Gerekli tedbirler alınarak, dediğim gibi seyrek hasta görülerek, işte maskeyle hasta görülerek derken bunlar daha bizim açımızdan kolay uygulanabilir şeyler. Nasıl hani kuaförler açıldı diyorsunuz aslında buna yakın bir temas. Burada bir cerrahi işlem yok çünkü. Şimdi aslında tabii benim çok büyük bir şansım var izleyicilerimize oranla. Sen benim arkadaşım olduğun için ben sana zamanında çok fazla soru sordum ve birçok şeyi biliyorum. Beni en çok şaşırtanlardan bir tanesi de hepimiz sanki bir kadının burnu hani çok güzel olmayınca o güzel de aslında hani alışık olduğumuz klasik yapı içinde güzel olmadığını söylüyoruz. Aslında kemerli bir burunda bazen yüzde çok iyi durabiliyor ama işte kemerli burun sevmiyoruz. Aman kanatları ince olsun diyoruz. Herkesin bir güzellik anlayışı var. Ama ben şunu öğrendim ki senden, bir tek burun da yetmiyor. Bazen aslında yüzü proporsiyonuna oturtmak için başka müdahaleler Kesinlikle. Şimdi burun çok görünen. neresinden başlayalım? Sen aç konuyu, oradan yürüyelim. Burun çok görünen bir organ. Yüzün en çıkıntılı, en göze batan organı. Hareketsiz bir organ ama ifadeyi inanılmaz etkiliyor. Dolayısıyla insanlar ilk burunlarını görüyorlar. Burunlarındaki kusurlara daha çok dikkat ediyorlar. Ve bu Ben de kusur burun ameliyatlıyım. Bunu da söyleyebilirim. Hiçbir zaman da saklamadım. Benim de burnum estetikti. biliyoruz. Sen tabii ki biliyorsun da
Bir yandan da hani ben bunu hiçbir zaman saklamadığım için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. İşte şurada bir kemer vardı ve o beni her zaman mutsuz ediyordu. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Yani gayet de güzel olmuş. Yüzünle uyumlu, sağlıklı da nefes alan bir burun. Daha ne istiyoruz? Zaten buradaki konu burnunun güzel olmasından daha çok bütünün güzel gözükmesi. Şimdi senin burnun dünyanın en güzel burnu olsa ama yüzüne küçük olsa ya da yüzüne uzun olsa burnunun güzelliğinin hiçbir önemi kalmaz. Bizim buradaki amacımız buruna odaklanıp sadece burnun problemini çözmekten daha öte ameliyat sonrası diyelim ameliyat edeceğiz burun ameliyatı. İltifatı kişinin yüzüne ettirmek. Yani aa burnunu yaptırmışsın güzel olmuş denmesi benim açımdan bir başarı değil. Çünkü burnunun çok güzel olması kişiyi güzel yapmayabilir. Sende bir hoşluk var, bir güzellik var iltifatını aldırtmak benim için başarı. Bunu nasıl sağlıyoruz işte? Sen Çok aslında önemli bir cümle aslında söylediğin. Çok çok tabii önemli. çok önemli. Çünkü bunun altında şu yatıyor aslında. Birçok kişi burnum çok büyük, burnumu küçülttürmeye geldim diye doktora başvuruyor. Fakat yüzde burnun büyük gözükmesinin birçok farklı sebebi var. Mesela elmacık kemikleriniz eğer yeterince çıkıntılı değilse, alnınız, çeneniz, yani yüzün çıkıntılı organları, çıkıntılı noktaları burnu desteklemiyorsa, burunla aynı hizada değilse, burnunuz iki kat, üç kat göze batar hale geliyor. Birçok insan hiç fark etmiyor. Çenesi çok geride mesela, burnu önde, burnunu olduğundan çok daha büyük görüyor. Özellikle bu çaprazdan şimdi selfie modası var ya, selfie çekerken burun 2-3 kat daha büyük gözükmeye başlıyor. Zaten cep telefonları büyütüyor. Zaten balık gözü objektif. Bir de selfie'de böyle büyüyünce insan aa eyvah falan yapmaya başlıyor. Haksız değiller, haklılar ama olayın özünde gerçekten sadece burun mu var? Burun ameliyat olduktan sonra güzel görünecek mi? Mesela simülasyon programları kullanıyoruz. Şimdi kişiler kendileri de kullanıyorlar o programları. Cep telefonundan hemen kolayca burnunuzu düzeltebiliyorsunuz. Birçok kişi fark etmeye başladı. Doktor diyor burnumu küçültüyorum, küçültüyorum. Güzel olmuyor diyor. Haklı çünkü olay burnunu küçültmekle ilişkili değil. Belki de çeneye birazcık hacim kazandırmak. Belki de elmacık kemiklerine hacim kazandırmak. Yanak, alın, çene, burun çıkıntılı noktalarını birbirine eşitlemek, dengelemek gerekiyor aslında birçok kişide. Eğer şanslıysanız bunlar zaten dengeliyse sadece burunda yapılacak ufak bir cerrahi işlem, törpüleme gibi cerrahi işlemler sorunu çözebilir. Ama baştan bunların iyi incelenip iyi karar verilmesi lazım. Çünkü sonrasında amaç burnunu güzelleştirmek olmadığı için, en azından benim amacım o olmadığı için kişi güzelleşmedikten sonra, yüzde burun oturmadıktan sonra ne yaparsanız boş hale gelebilir. Bunları çözerken tabii eğer hastayı ameliyat ediyorsak, beraberinde yağ enjeksiyonları, mesela göbek çevresinden alınan yağlar oldukça da kalıcı bir işlemdir. Yağ enjeksiyonları, implantlar kullanılabilir. Klinik uygulamalarında da bu dolguları çok sık kullanıyoruz. Hyaluronik asit bazlı dolguları. Onlar da oldukça emniyetli, iyi malzemeler. Pratikten en başta kolay uygulanıyorlar. Doğru elde anatomiyi iyi bilen bir cerrah tarafından uygulandığında ya da doktor tarafından uygulandığında riskleri de oldukça az. Hiçbir zaman hiçbir uygulama risksiz değildir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani vücudunuza bir iğne batırdığınızda, bir uygulama yaptığınızda bir risk göze alıyorsunuz. Önemli olan bu riskleri yönetmek. Yani doğru yere, doğru enjeksiyona, doğru planı yaptığından emin olması gerekiyor cerrahın. Ve hastanın da kendisini emin bir ele emanet etmesi gerekiyor. Çünkü yanlış bir yere yapılacak enjeksiyon bir damara denk geldiğinde o bölgenin beslenmesi bozulabilir. Dudak enjeksiyonu yapıp da mesela dudakta çok daha kötü bir görüntü oluşturabilir gibi riskleri sıfır olmayan işlerden bahsediyoruz. O yüzden sakın ha aman köşede bucakta orada burada aman enjeksiyon yapacağım. Nasıl olsa kolaymış bu adam ne kadar kolay anlattı. Altı üstü bir iğne yaptıracağım gibi düşünmeyin. Bu işleri yapabilmek için yıllarca anatomi eğitimi, yıllarca o bölgenin ince ince detaylı çalışmasını yapıp hatta önce kadavralar üzerinde çalışma yapıyoruz. Yani böyle kolay anlatılıyor ama sanıldığı kadar kolay işler değiller. Anatomik bilgi çok gerekiyor. Elbette. Elbette. Her zaman söylediğimiz şey en amiyane tabirle merdiven altı tabir edilen işlemlerden elbette ki her şeyden önce sağlığımız için bırak görüntüyü önce sağlığımız için uzak durmamız gerekiyor. Bu arada ben biraz yamuk duruyorum çünkü bir yandan ekrandan gelen sorulara da bakıyorum. Ama asıl geçen gün koyduğumuz postun altındaki soruları cevaplayacağız. Buradan gelen
sorular da var. Mesela hemen başlayayım mı? Çünkü o Tabii. konuyu da açacak. Yani fazla soru vardır. İstersen sen sorularla başla. Zaten soruları yanıtlarken konuyu açacak. Evet. Gözaltı dolgusu muhtemelen kişinin durumuna göre değişir ama yapıldığı zaman ne kadar süre o kişiyi idare eder veya tekrar ne zaman yapmak gerekir? Bu arada hemen aklıma gelen daha önceden okumuştum. Bir soru daha vardı. Ben yaptırdım işte gözümün altında morluk vardı ama 2 hafta sonra o morluklar geri geldi. Bu kadar hızlı döner mi geri? Şimdi şöyle, tabii gözaltı dolgusunun esas amacı oradaki çukurda kalmış olan hacimsiz dokuyu birazcık destekleyip gölge yerine ışık yansıması kazandırması. Ama gözaltı morluklarının bir takım farklı nedenleri, bir takım ekstra vücudun kendi rengiyle, derinin kendi rengiyle de ilişkili sebepleri var. Mesela doğuştan gözaltı mor, buradaki derinin mor olan hastalar, egzamatik kişiler, alerjik kişiler, lenfatik drenaj dediğimiz lenf damarlarının dolaşımının bozuk olduğu kişilerde zaten buradaki derinin rengi koyu renkli. Yani sadece olay oranın koyu gözükmesinin sorunu çukurluk olmayabilir. Şimdi yaşla beraber ne oluyor? Buradaki yanak dokusu, buradaki etli yağlı doku yavaş yavaş yer çekiminin etkisiyle buraya iniyor. Bakın elimle bastırıyorum. Burada gölgeyi görmeye başladınız. Buraya indikçe, aşağı indikçe yanaktaki yağ, gölgeler artıyor. Ne oluyor? Burası da çukurlaşıyor. Eskiden burası yağla doluydu gözün altı. Bebeklerde böyle pürüzsüz tombicik görüyorsunuz, değil mi? Ondan sonra 15 yaşında, 25 yaşında, 35 yaşında yavaş yavaş bu aşağı doğru indikçe burada hafif bir gölge görmeye başlıyorsunuz. Neden? Çünkü artık burada yağ yok. Yağ aşağıda. Ve burası çukurlaştı. İşte bunun tedavisini kolay çözümlerden bir tanesi gözaltı ışık dolgusu. Neden? Çünkü cerrahiyle bunu düzeltmek mümkün. Aşağı inmiş olan yağı yukarı doğru tekrar eski yerine alıp asabilirsiniz. Tabii ki iyi bir çözüm, güzel bir çözüm ama cerrahi iyileşme süresi falan filan derken öyle günlük yaşamda hemen işinize devam edemezsiniz o tip uygulamalarla. Gözaltı ışık dolgusu dediğimiz şey orada imdadımıza yetişiyor. Ne yapıyoruz? Burada çukurlaşmış olan yağın boşalmış olduğu bölgeyi dolduruyoruz. Pırıl pırıl bembeyaz parlak bir görüntü hedefliyorsanız tabii ki olmayacak. Çünkü artık belli bir süreden sonra oradaki kemik de çukurlaşmaya başlıyor. Sadece yağın azalması değil. Ama ne oluyor? Öncesi sonrasına baktığımızda müthiş bir değişim karşımıza çıkıyor. Tabii. Eskiden çok daha böyle mor görünen ya da koyu renkli gölge veren yer artık ışık yansıtmaya başlıyor. Süresi tabii ki kişiden kişiye değişiyor. Kullanılan malzemeye göre değişiyor. Ama gözaltı ışık dolgusu özellikle gerçekten bu iş için üretilmiş çok ince ve içinde beyazlaştırıcı bir takım ürünler de olan dolgu malzemeleriyle yapılmalı. Kalın dolgu malzemeleriyle yapıldığında çok incecik bir derisi var buranın. Ele gelebilir, pütürler oluşturabilir gibi riskleri var. Çok yüzeyel yapılmamalı mesela. Derinin hemen altına yapıldığında da görülebilir. Üstelik bunlar tabii şeffaf malzemeler. Işıkla beraber o şeffaf görüntü daha da koyu renk alabilir eğer derine yapılmazsa. Yani gözaltı ışık dolgusu dediğiniz şey aslında ta kemiğe kadar inip yapılan bir uygulama. Dolayısıyla doğru plana yapıldığında bütün üstündeki dokuyu yukarı kaldırıp orada bir etki oluşturuyor. Oldukça iyi sonuçlar veren bir uygulamadır gözaltı ışık dolgusu. Ortalama da 1 yıl kadar gider. Kişiden kişiye değişir. Daha kısa sürede giden hastam da var. Daha uzun süre giden hastam da var. Ve buradaki bence önemli olan trik şu. Doktorunuzu, bu uygulamayı yapacak kişiyi de biraz böyle sıkıştırmamak lazım. Yavaş yavaş az dozda uygulama en iyi çözümdür. Çünkü Zaten buradaki... doktora aslında müdahale etmemek lazım, değil mi? Evet, Bir bilgi lazım. var yani. Şimdi şöyle olabiliyor. Kişi tabii çok büyük bir beklentiyle gidiyor. Çıkacağım, burası böyle pırıl pırıl olacak diye. Olmadığında panik oluyor. Ne olur biraz daha yap diye geri dönebiliyor. İşte orada doktorun deneyimiyle bir hayır demesi lazım. Çünkü bu dolgular su ile volüm kazanan, hacim kazanan dolgular. Birincisi biraz zamanla 10 gün, 15 gün, 20 gün gibi süreyle yavaş yavaş hacim kazanıyorlar, şişiyorlar. Yani uygulamadan hemen sonra böyle pırıl pırıl gözükmemesini istiyoruz zaten. Çünkü 10-15 gün sonra biraz hacim kazanınca daha iyi görünecek. İkincisi Bu burada arada çok yapılan özür dilerim, sözünü kesiyorum. Yorumları bir süre için kapattım çünkü senin yüzüne düştüğü için dikkat dağıttığını söylüyor takip edenler. Tamam, sorun Mümkün yok. olduğu kadar Kalp sorular atıyor ama. soracağım zaten. Tamam, kalpleri görüyorum. Yorumlar durmuş. Evet.
Nerede kalmıştık? Ha, bu dolgular, emniyetli dolgular aslında eritilebiliyor. Yani fazla yapıldığında eritilebiliyor ama çok kontrollü milimetrik eritmek mümkün değil. Eriticiyi yaptığınız zaman dolgunun tamamı gidiyor. Dolayısıyla bir miktarını geri alayım deme şansımız yok. O yüzden yavaş yavaş arttırmak en doğrusu. Yani en başta böyle bombardıman yapıp da orayı tamamen doldurmaktansa bütün dolgu uygulamalarında aynı şey geçerli. Yavaş yavaş arttırarak ha tamam çok güzel oldu dediğimiz yerde de durmamız gerekiyor. Bu bir iki uygulama gerektirebilir bu nedenden dolayı. Bazen Yani tek biraz sabır. biraz sabır tabii her şeyde olduğu gibi. Bazen çok şanslıyız. Tek uygulamada ah ne güzel pırıl pırıl oldu diyoruz ama bazen de ikinci seans gerektirebilir. Biraz doz eklemek gerektirebilir. Peki. Benim sorum şu demiş bir yine takipçimiz. En son yaptırdığım botoks uygulamasında göz kapağı düşüklüğü yaşadım. Tekrar yaptırırsam aynı sorun olur mu? Bu duyduğumuz bir sorun. Şöyle tabii ki şimdi botoks aslında çok emniyetli bir ilaç. Botoksu ben yani kişisel olarak da çok çok seviyorum. Kendimde de kullanıyorum. Ve de çok emniyetli şundan dolayı yıllardır uygulanan bir şey. Yani 50 yılı var botoksun. Çok da eski bir ilaç. Sadece estetikte de kullanılmıyor. Estetikte kullanımı belki de yeni. Yani birçok hastalığın tedavisinde de nörolojide de kullanılan bir ilaç. Botoksun bir iyi tarafı bir kötü tarafı aynı şey. Etkisi kalıcı değil. Yani çok sevdiniz değil mi botoksunuzu? Süper oldu dediniz. 4 ay sonra gidecek. Sevmediniz. Zaten 4 ay sonra gidecek. Yani hem iyi hem kötü tarafı aslında etkinin kalıcı olmaması. Yıllarca böyle halk arasında eyvah yılan zehirdir falan filan gibi şeyler döndü. Öyle şeyler yok. Yani botoksun bir zehir olup da kanınıza karışıp size zarar vereceği gibi bir durum söz Hani konusu. hocam şunu söyler misiniz? Botoks şişirmez. Dolgu Hayır, yapar çünkü. hayır. Bunu iyi ki söyledin. Şundan dolayı herkes zannediyor ki botoks oldum böyle şiştim. Botoks şişirmez. Botoks kasları gevşeten bir ilaçtır. Dolayısıyla dolgu ile botoksu karıştırmamak lazım. Dolgu hacim kazandırır, şişirir. Botoks tamamen bu minik kırışıklıkları iyileştirmek için, kaşları biraz kaldırmak için, yüzünüzün aşağı doğru inen kısmını hafifçe yukarı doğru almak için kullandığımız bir ilaç etkisi kalıcı değil. Soruya gelince yani botoksu yaptığınızda özellikle bu kaşın üstüne yapılan uygulamalarda kişinin bağ dokusu gevşekse, bağ dokusu gevşek kişiyi nasıl anlıyorsunuz? İşte biraz erken aşağı doğru inen yanaklar falan bağ dokusu gevşek ya da işte kolunuzu dokunduğunuzda, dirseğinizi koyduğunuzda hemen morarıyorsanız bağ dokusu gevşek demektir. Bağ dokusu gevşekse ve uygulama şurada tam kaşın altında burada alındaki yumuşak dokuyla gözün hemen üzerinde kapağını kaldıran kas arasında ince bir delik var kemikte. Oradan sinir geçiyor. Bir iki damla botoks oradan süzülür de bağ dokusunun arasından süzülüp deliği de bulur, delikten de geçerse göz kapağında düşmeye yol açabilir. Hasta tabii ki panik yaşar. Doktor da üzülür böyle bir komplikasyon olduğu için. Kimse böyle bir şeyi isteyerek yapmaz. Zaten isteyerek olacak bir şey de değil. Biraz şanssızlık işin doğrusu. Dolayısıyla biz bu kaşın üstünde yaparken biraz endişe duyup üstlere doğru yaparız. Kaşa yakın yapmayız. Bundan sonraki botoks uygulamasında kişi eğer doktoruna özellikle bunu belirtir de altını çizerse bir önceki uygulamada böyle bir şey oldu diye kaşın üstüne yapılacak dozun daha yukarı yapılması sorunu engel olacaktır. Yani yeniden bu şey başınıza gelecek diye bir şart yok. Ama kalıcı da bir şey değil. Yani baştan bir korkmuşsunuzdur tahmin ediyorum ama kesinlikle kalıcı bir yoktur. Peki. Annemin göz kapaklarında sünme var. İleri derecede astım sorunu olduğu için narkoz alamıyor. Narkozsuz şekilde herhangi bir yöntemle göz kapağı toparlanabilir mi? Şöyle tabii ki özellikle üst göz kapağı lokal anesteziyle sadece üst göz kapağını uyuşturarak kolay halledilebilen bir problem. Alt göz kapağı biraz daha komplike. Alt göz kapağındaki cerrahi de daha komplike. Kişiye göre yapılacak teknik de farklı. Ama üst göz kapağı için lokal anesteziyle kolay uygulanabilecek bir müdahalesi var. Yani yapılabilir. Peki bu arada hem botoks için gelmiş soru hem de plastik cerrahi için hem alt yaş hem üst yaş sınırı var mıdır? Şimdi alt yaş sınırı tabii ki var. Bir kere uygulanacak cerrahi bilmiyorum. Soru hangi şey için gelmiş? Ya yani botoks için gelmişse Burun. eğer
Ha, burun cerrahisi için alt yaş sınırı var. Kemik gelişiminin tamamlanmasını istiyoruz. Çok darda kalmadıkça. Yani kişinin çok travmatik bir burnu var. Çocukken düşmüş, eğilmiş, yamulmuş, hiç nefes alamıyor. Tabii ki beklemiyoruz ama hastayı uyarıyoruz. 18 yaşından sonra ikinci bir müdahale gerekebilir diye. Solunum yolunu açmamız şart oluyor bu kişilerde. Alt yaş sınırı bayanlarda 17, erkeklerde 18 burun ameliyatlarında. Neden Özel farklı durum. var? Kemik gelişiminde farklılık var çünkü. Çok Hani enteresan. hatırlar mısın? Ortaokulda kızlar kocaman oluyordu, büyük oluyordu da erkekler yanlarında çocuk gibi kalıyordu. İşte ondan dolayı. Kızlarda biraz Tamam. daha olabiliyor. Botoks ve dolgu uygulaması için de aynı şey geçerli. Çocuklara uygulama yapmayı istemiyoruz. Bilinen bir kesin yan etkisi yok. Ama vücut hacminin küçük olduğunu düşünürsek eğer uygulayacağımız ilaç miktarı vücut hacmine göre fazla geliyor. Dolayısıyla çocuklarda uygulama yapmayı sağlık nedeniyle olmadıktan sonra tercih etmiyoruz. Tabii ki. Peki üst yaş sınırı var mı? Sadece sağlık problemleri mi engelliyor? Sağlık problemleri engelleyebilir. Bir tek üst yaş sınırı yok. Tamam. Peki şimdi şöyle bir soru var. Senin konuna geldik. 2 ay önce rinoplasti oldum. 45 yaşında olduğum için burnumun üzerinde kırışıklık vardı. Ameliyat arasında doktorum burun derimde fazlalık oluştuğunu fark edince PRP yanlış yazıyor olabilirim demiş. Vücudumdan kan alıp işlemden geçirip tekrar geri Evet. vermiş olayım yani. Burnuma masaj yaptığımda kırışıklık düzeliyor ama mimik kontrolü yapamadığım için özellikle konuşurken yoğun kırışıklık geri dönüyor. Ne yapabilirim? Bunu sorabilir misiniz? Diye bir soru. Evet, sadece yaşla ilişkili değil. 45 yaş bir kere ileri bir yaş değil. Yani şimdi 45 yaşındayım diye bu olduğu gibi düşünmeyin. Bu biraz cilt yapımızla da alakalı. Kuru, elastisitesi yani bu elastik yapısı zayıf olan derilerde derinin adaptasyonu da zor oluyor. Şöyle izah edeyim daha kolay anlaşılsın. Kilolu iki tane kişi birisi işte 150 kiloluk bir kişi birdenbire kilo veriyor, vücut küçülüyor. Bir bakıyorsunuz derisi gayet güzel oturmuş, hiç sarkma olmamış. Allah Allah diyorsunuz bu adam nasıl bu kadar kilo verdi de derisi sarkmadı. Yanındakine bakıyorsunuz aynı kiloyu vermiş, deri felaket sarkmış, hiç toparlayamamış, ameliyat gerektiriyor, o deriyi almanız gerekiyor. Buradaki sorun yaş değil, deri sorunu işin doğrusu. Derinin o elastik yapısı var ya, adaptasyon gücü. Ne kadar lastik gibiyse o kadar kılıfına kolay oturuyor. Ne kadar değilse o kadar sarkıyor. Yani kolay anlaşılsın diye böyle anlatıyorum. Burnunuzu törpülettiniz, kemerinizi aldırttınız. Burası küçüldü. Üstündeki deriyi bir şey yapmıyoruz ameliyatta. Deri ne olacak? Yerine oturacak, bekleyeceksiniz. Eğer elastisitesi kötüyse derinizin, bu adaptasyon gücü kötüyse, lastik gibi hemen yerine oturamıyorsa biraz daha fazla bekleyeceksiniz. Doktorunuzun yaptığı uygulama doğru. PRP yapmış, biraz desteklesin diye. Bir de onun PRP'si var ameliyat sırasında koyduğumuz jel gibi. Onlar da çok işe yarar ama sonuç eninde sonunda gene beklemekle çözülecek burada. Biraz da masajın faydası var. Böyle gidip bir yere yapışmasın diye, yanlış yere oturmasın, kırışıklık durduğumuzda gözükmesin diye masaj uygulamasının bence faydası da dokunacaktır. Masaj uygulamasını doktorunuz anlatmıştır ama çok basitçe şöyle söyleyeyim. Burnunuzun derisine çok hafifçe elinizle aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı doğru hareket ettirmeniz burada uygun olacaktır. Teşekkür ederiz. Şimdi ben burun estetiği oldum ve elmacık kemiğimde kemikleri kesmek için küçük bir kesi yapmış. Ameliyattan beri sağ tarafımda yaptığı kesi çok ağrıyor. Oradaki derimi bile kaldıramıyorum. Bunu sorabilir misiniz? Bir de ameliyattan sonra damağımda bir sarılık var. Çok yanıyor, iyileşmedi diye bir soru var. Tabii hemen altında da doğal olarak endişeler devam etmiş. Hani ben de yaptırmak istiyordum. Eyvah, böyle bir risk var mı? İşte benim de başıma aynı şey gelir mi? Bir de ameliyatta ölüm riski var mıdır? Bu da başka bir soru. Hepsini bir arada sorayım. Vallahi zor sorular soruyorsunuz. Şimdi tabii şu anda canlı yayın yapıyoruz. 5 dakika sonra benim ölüm riskim var mı? Var. Yani bunu kafanıza saksı düşme riski var. Burada önemli olan şey ilk başta dedim ya. Siz tedbirinizi alacaksınız. Gerekli önlemlerinizi alacaksınız. En iyi koşullarda deneyimli bir doktor bulup, deneyimli bir anestezi doktoruyla uygun koşullarda ameliyatınızı sağlayacaksınız. Doktorunuz da burada zaten sorumlu bu işten. Sonrasında hiçbir zaman risk sıfır değil. Hiçbir şey için sıfır değil.
Dolayısıyla risk var mı sorusuna ben hastalar bir şunu duymak istiyorlar benim ağzımdan. Risk yok, her şey toz pembe, süper. Böyle bir dünya yok. Yani bil çok çok geçer. Hep beraber. Belli bir riski göze almaya değer mi değmez mi? Buradaki bütün konu bu. Hani sigortacıların yaptığı bu risk analizi gibi düşüneceksiniz. Burun ameliyatları çok riskli kategoride ameliyatlar değiller. Yani istatistiklere baktığınızda hani uçağa binmek riskli mi? Uçağa binmek riskli değil diyoruz ama risk hiçbir zaman sıfır değil. Uçağa biniyorsunuz, hiç tanımadığınız bir pilot, hayatınızda hiç görmediğiniz, ne kadar deneyimi vardır bilmediğiniz bir pilot kapıları kapattırıyor. Ve siz önünüzü görmeden 800 kilometre hızla ilerliyorsunuz. Neye güveniyorsunuz? İşte havayolu şirketine güveniyorsun, aldığı eğitime güveniyorsun. Aynen, havayolu şirketine güveniyorsun, tedbirler alınmıştır diyorsun. Bunlar bilmem ne şeyine bağlı, işte derneğine bağlı, onların kuralları gereği şunların yapılmıştır falan filan diyorsun. Sağlıkta da aynı şey geçerli. Buradaki adam diplomasını almış, bu kurallara uyuyor, şu 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 istatistiklere uygun olarak şu testler öncesinde yapılıyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir liste var, o listeler gerçekleştiriliyor falan da filan. Biz bütün önlemlerimizi alıyoruz. Risk eninde sonunda gene sıfır değil ama bu riski almaya değer mi değmez mi? Burun ameliyatı çok riskli kategoride bir ameliyat değil. Sağlığınız açısından gerekiyorsa, estetik olarak uygun buluyorsanız bu riske değer dediğinizde beraber buna çıkıyoruz. Yani risk sıfır değil onu soruyorsanız eğer. Çok enteresan bir soru geldi. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Ameliyat sonrası oluşabilecek, gelişebilecek komplikasyonlardan korkuyorum. Görme kaybı vesaire gibi şeylere sebep olur mu? Şöyle burun ameliyatı görme kaybına sebep olur mu? Literatürde kesin vardır. Yani milyonlarca ameliyatın arasında bir tane belki vardır ararsanız. Ben bugüne kadar görmedim. Kendi kliniğimde, çevremde, hastanemde, şehrimde burun ameliyatı sonrasında görme kaybı görmedim. Ama bu tabii hastanın kendine ait risklerle de gerçekleşebilecek bir şey. Anestezinin riskleriyle de olabilecek bir şey. Kullanılan ilaçlarla olabilecek bir şey. Ama bana günlük yaşamda, klinik deneyimde soruyorsanız burun ameliyatından sonra görme kaybım olur mu? Özenli çalışılan, işlerin yolunda gittiği bir burun ameliyatında böyle bir risk göze almıyoruz işin doğrusu. Bu arada şeyi unutmadım. Şu kemik hani kesildi, burada ağrım Evet. var diyen bir kişi vardı. Oradan başladık. İlk soru oydu. Şöyle, bir kere bu yapılan, buradaki kemiklerin işte kesilmesi, törpülenmesi, kırılması gibi farklı isimler koyabilirsiniz bu işleme. Yapılan işlem burun ameliyatının olmazsa olmazlarında. Yani siz bir burnu küçültünce ve burayı da ellemeyince o burundan iyi sonuç elde edemezsiniz. Dolayısıyla her burun ameliyatında oluyor. Yani sizin doktorunuz size özel bir kesi yapmamış. O zaten burun ameliyatının olmazsa olmazı bir konusu. Herkesin anatomisi aynı değil. Herkesin duyarlılığı aynı değil. Herkesin ağrı eşiği de aynı değil. Mesela burun ameliyatını yaptığınız 100 kişiden 99'u hiç ağrım olmadı derken bir kişi çok ağrım oldu diyebiliyor. Bu kişinin algısıyla da alakalı bir şey. Ve oradaki kesinin yapıldığı bölgede tabii ki ince ince küçük sinirler de geçiyor. Bu kişinin kendi anatomisiyle de alakalı bir şey. Çok sık gördüğümüz bir durum değil. Ama bu tip bir ağrı varsa o zaman doktorunuza tekrar bir iletişim kurup tedavi yoluna gitmekte fayda var. Çünkü bazı enjeksiyonlar müdahale sonra biz sürekli kontrol ediyoruz mesela burun ameliyatı yaptığımız hastaları ya da farklı ameliyatlar yaptığımız hastaları. Yani benim rutinimde 3 ay, 6 ay, 1 yıl hatta 2. yıl kontrolüm var. Bir emin olayım diyorum tam iyileştikten sonra bırakıyorum peşini. Gerçi biz hiçbir zaman ne hastalarım ne benim peşimi bırakıyor ne ben onların peşini bırakıyorum. Aile oluyoruz çünkü o kadar sık görüşünce. Çok da seviyorum şimdi doğrusu yaptığım. Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Arkadaş olunca da öyle oluyorsun. Bunu söyleyebilirim. Peki hemen bunun akabinde şunu söyleyeceğim. Burun ameliyatı ne kadar zamanda iyileşir? Çünkü ben de tecrübeli biri olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten 3 ayda bir şekil değiştiriyor. 6 ayda bir daha bir oturuyor. 1 senede senin söylediğin o kontrollerde 2 seneye kadar çok bariz ve yani böyle de öyle oluyor değil ama farklılıkları görüyorsun ve gerçek sonuca ulaşmak sabır 2 sene. Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burun ameliyatı ne zaman iyileşir? Hayat boyu değişmeye devam edecek bir kere. Bunu bilelim. Hiç ameliyat olmamış bir burun da 10 yılda bir fotoğraf çekip koyun. Değişmiş göreceksiniz. Yani ameliyatlı burun da aynı büyüme işine. Kıkırdak çünkü hiçbir zaman durmuyor yerinde. Yaşlıların kulaklarına ve burunlarına bakın.
Ailenizin yaşlılarının fotoğraflarına bakın. Kulaklar ve burunlar hep büyük. Çünkü bu kıkırdaktan yapılı organlar sürekli gelişmeye, büyümeye devam ediyorlar. İlginç bir konu. Ne zaman iyileşmesi bitecek? Bitmeyecek. Sürekli devam edecek. Çünkü burnun özünde zaten sürekli bir deminim var. Yani sizin orijinal burnunuz da öyle kalmayacaktı. O da değişecekti. Artık bizim takipten ne zaman çıkar diye soruyorsanız ben 2 yıl süre veriyorum. Çünkü 2 yıl boyunca ufak tefek minik minik böyle işte ödemi geçiyor, kıkırdak yerine oturuyor falan derken o iyileşme süreci 2 yıl tam olarak soruyorsanız. Ha ne zaman insan içine çıkarım? Bir hafta. Bir hafta sonra siz günlük yaşamınıza döndüğünüzde kimse ameliyat olduğunuzu bile anlamaz. Ama bunun tabii bir takım farklı grupları var. Mesela çok kalın derili hastalarda şişlik fazla olabilir. Onlar biraz işe geç gidebilirler ya da işe gittiklerinde anlaşılabilir diyelim. Ya da burnunuzun boyutunun ne kadar küçülmesiyle de alakalı bir konu. Çok büyük bir değişim yapıldıysa deri yerine adaptasyon güçlüğü çekebilir. Çok büyük bir derinin yerine oturması daha uzun sürebilir. Peki o bu yüzden... derine bir müdahale yapabiliyor musunuz? Yani gerçekten evet. Çok büyük burunlu biri, ya zaten çok büyük burunlu birine şu kadar bir burun yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aynen. Çok büyük burunlu birisiyle ilişkisi yok onun. Yüzünün oranlarıyla alakası var. Yüzünün ne istediğiyle alakası var. Büyük burnu da küçültebilirsiniz. Eğer yüzü ona uyacak ise, yani yüzünün oranlarını ya da ona uyduracaksanız. Çünkü bu bir bütün işin doğrusu. Bir kere şunu söyleyeyim. Eski tekniklerle yeni ameliyat teknikleri çok farklı. Yani kullandığımız diseksiyon planı, yani dokunun neresinden... Bir senin ayrı bir tekniğin var değil mi? Bir de sizin özel bir tekniğiniz var. Evet, aynen. Yani şu anda çok sık kullandığımız bir koruyucu, preservation rhinoplasty dediğimiz bir teknik var. Burun sırtını hiç ellemeden burnun şeklini değiştirebiliyoruz. Yani bir takım değişiklikler oldu ve bu değişiklikler iyileşmeyi de çok etkilediler. Mesela eskiden mutlaka buradaki deliği yerinden kaldırıyorduk. Her hastada yapmıyoruz artık bunu. Buradaki kemeri, buradaki deriye hiç dokunmadan pıt diye içine düşürebiliyorsunuz. Yani teknikte işin doğrusu çok etkili iyileşme süresinde. Yeni kullandığımız tekniklerde iyileşme süresi müthiş hızlandı. Her hastada uygun mu? Her hastada uygun değil. Eğer sizin burnunuz, yüzünüz bu tekniğe uygunsa iyileşme süresi aslında çok değişken olarak hızlı olabilir. Yani ben 3. ayda son sonucu gördüğüm hastam oluyor işin doğrusu. Ama gene de şunu söylüyorum. Takip burada önemli çünkü bir iyileşme başlatıyorsunuz. Kemikte bir törpüleme yapıyorsunuz. Oradaki kemik nasıl iyileşecek? Kişiden kişiye çok değişken bir durum bu. Bazen enjeksiyonlar yapıp aşırı büyümeleri engellememiz gerekiyor. Çünkü bazen şişlikleri olabiliyor kemik bölgelerinde. Bazen kıkırdak sert plastik gibidir böyle. Eğersiniz, bükersiniz tekrar eski şeklini almaya çalışır. Bunlarla ilgili çok önlemler alınıyor cerrahi sırasında ama ne olur ne olmaz bir doktorun görmesi lazım. Bir takım masajlar vermemiz gerekebiliyor. Bir takım uygulamalar. Mesela ameliyatlar sonrasında şu hani en başta konuştuğumuz dolgu meselesi var ya. Burun ameliyatları sonrasında bazen enjeksiyon gerekebiliyor. Hyaluronik asit enjeksiyonları. Sırf dolgu amaçlı değil. O bölgede granülasyon dokusu, bir iyileşme dokusunu tetikleyip cildin altındaki bağ dokusunu kalınlaştırıcı etkisi nedeniyle. Dolayısıyla yani doktorunuzun takip sırasında bazen kortizon enjeksiyonu gerekiyor fazla olan kalınlaşmış deriyi inceltmek için. Bazen ağızdan bile ilaç kullanıyoruz yağlı derili hastalarda. Dolayısıyla iyileşme süresi 2 yıl kadar düşünmekte fayda var. Ama günlük yaşama dönüşünüz 1 hafta 10 gün. Peki ne gibi durumlarda, hangi sağlık problemlerinde hiçbir şekilde ne dolgu ne botoks dokunmazsınız? Bu da çok önemli. Aynen. Şimdi bazı nörolojik hastalıklar var mesela kas hastalıkları, botoks uygulanması sakıncalı olan kas güçsüzlüğü hastalıkları mesela miyasteni gibi. Bu tip hastalarda botoks uygulaması uygun değil. Çünkü botoks zaten kası güçsüzleştiren bir ilaç. Etki çok daha uzun sürebilir bu tip hastalarda. Yan etkilerini görme riskimiz var. Daha önce botoks yapılmış, alerjik reaksiyon olmuş. Bugüne kadar hiç görmedim ama bir o maddeye karşı alerjiniz varsa tabii botoks ve dolgu uygulaması gene uygun değil. Kanama pıhtılaşma bozukluğu, sürekli kullandırıcı ilaç kullanan kalp hastaları, kalp kapakçığı değişmiş kişiler bu tip hastalarda da enjeksiyonların hepsi kanamaya yol açabileceği için ya da orada aşırı morarmaya yol açabileceği için sakıncalı olabilir. Tabii hastanın onay vermesi durumunda ben morarmaya razıyım doktor derse yapılmayacak bir grup değil, yapılabilir ama bunlarda tabii morluk, şişlik gibi bir takım yan etkiler görebiliriz.
Peki. Şimdi ben yavaş yavaş soruları açacağım. Birazcık görebileyim diye. Hani anlatırken yayın kesiliyor diye özellikle yorumları kapatmıştım. Ama senin de bu arada eklemek istediğin bir şeyler varsa, benim aklıma gelmeyen bir şeyler varsa lütfen sen de onları ekle. Evet, yani asıl olarak benim burada altını çizip kişilere de mesaj vermek istediğim şey, senin biraz önce bahsettiğin, onu ben özellikle söylemek istiyordum. Botoks şişirmez mesela, çok çok önemli bir mesaj. Çünkü kişiler doktora gidip ben botoks yaptırmaya geldim diyor. Burada doktorun sorması gereken şey, siz ne istiyorsunuz? Çünkü kişinin botoksa mı ihtiyacı var, dolguya mı ihtiyacı var? Yoksa bunların ikisinin de hiçbir faydası olmaz, bir ip askısı mı gerekiyor ya da bir ameliyat mı gerekiyor sorununu çözmek için? Kişinin aslında beklentisinin ne olduğunun anlaşılması lazım. Onun için hani nasıl siz karın ağrısıyla gittiğiniz doktora benim midemde ülser var demiyorsunuz da karnım ağrıyor diyorsunuz. Şikayetinizi anlatıyorsunuz. Burada da aslında aynı şekilde sizin şikayetinizi anlatmanız gerekiyor. Şikayetiniz ne? Doktor, ben buradaki gölgeyi sevmiyorum şikayeti. Ha, botoks mu yapılır, dolgu mu yapılır, bunu doktorunuzla karar vereceksiniz. Tabii ki. Yani çünkü benim de klinikte çok sık rastladığım bir şey. Buradaki oluklardan botoksa geldim diye hasta geliyor. Şimdi buraya botoks yapılmaz. Bir önce onu anlatmaya çalışıyoruz bir. İkincisi, botoksun etkisiyle dolgunun etkisi tamamen farklı ve birçok durumda aslında bunları kombine ediyoruz, beraber yapıyoruz. Çünkü botoksun bize olan faydasıyla dolgunun hacim kazandırıcı etkisi birleştiğinde çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Anladım. Peki bu arada bir tane soru geldi. Aslında biraz önce cevaplamıştık ama anesteziden korkuyorum diye. Hep çekindiğimiz bir konu Yani diye. şöyle, anestezi korkusu çok doğal, normal bir korku. Karanlık korkusu gibi. Karanlıktan niye korkuyoruz Pınar? Çocukluğumuzda başlıyor. Çünkü bilmiyoruz, adımımızı attığımız yerde bir yer var mı? Önümde bir insan var mı? Arkamda birisi mi var? Neden korkuyoruz? Bütün korkuların özünde aynı şeyler. Bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Bilinmezlikten korkuyoruz. Işığı açtığınızda, aydınlandığında korkunuz geçiyor. Aynı oda, aynı şey ama artık biliyorsunuz, aydınlanıyorsunuz. Anestezi de böyle bir şey. Anestezi de kontrol sizde değil ve bilmiyorsunuz ne oluyor, neyine bitiyor. O böyle bir kesilmiş alan yaşamınızdan. Korkmamanız mümkün değil. Anesteziden korkmayan hastadan ben korkuyorum. Normal değil çünkü. Ama burada bir sınır var o korkunun. Bunu aşırı kaygıya dönüştürürseniz, bir fobik korkuya dönüştürürseniz, orada tabii ki bir psikiyatrik yardım ihtiyacı var. Ama anestezi korkusu normal. Yani anesteziyi aldıktan sonra kişiler, aa bu kadar kolay mıymış, ne kadar rahatmış falan gibi şeyler söylüyor. Benim babam mesela yıllarca anesteziden çok korkardı. Kendisi de hekim, doktor. Yani doktor olmanız bu işi değiştirmiyor, işin doğrusu. Bu çok insani bir duygu. Sonra tabii yaş ilerledi, ameliyatlar gerektirdi, sağlık sorunları oldu. Anestezi aldıktan, ben bundan sonra anestezisiz hiçbir şey yaptırmam kendime dedi ilk uyandığımda. Bu arada anestezi aslında oldukça emniyetli bir uygulamadır. Yani çok kontrollü bir uygulamadır. Anestezi uzmanı sürekli başınızdadır. Kullanılan ilaçlar öyle bir iki günlük ilaçlar değil, yıllardır deneyleri testleri yapılmış ilaçlardır. Dolayısıyla anestezi aslında sandığınız kadar korkulacak bir şey değil. Peki. Şimdi bir de dudak dolgusu. Şimdi yüz dolgusunu konuştuk. Evet, göz altına ışık dolgusunu konuştuk. Botoksla yüzümüzü toparlamayı konuştuk. Ama dudakla ilgili çok endişe var. Çünkü bir sürü ördek de olabiliyor etrafta. Böyle gaga gibi dudakları uzamış Yani kadınlar. çok haksız değiller. Kötü sonuçlar ben de çok görüyorum. Özellikle dudak dolgusu çok da görünen bir bölge. Bir de dudak çok reaktif bir bölge. Yani alerjik reaksiyon verebilecek bir alan. Dünyanın en iyisi, en iyi dolgusunu da kullansanız, doğru planı da yapsanız, dudakta dolgu reaksiyon verebilir. Böyle bir risk var. Dolayısıyla yine kontrollü gitmek, gerekli işte bütün ilaçların, eriticilerin o uygulama alanında olması önemli. Yani bunu zaten doktorunuzun sorumluluğunda olan bir şey. Doktorunuz bunları organize edecektir. Ama uygun dozda yapılan ve doğru plana yapılan, mesela dudak dolgusu derin bir uygulama değildir. Hani biraz önce dedim ya, bu göz altındaki uygulama derindir diye. Tam tersi, dudak dolgusu da buradaki mukozanın, yani o kırmızı gördüğünüz alanın altına yapılan bir uygulamadır. Daha derine yapıldığında, kas tabakasına indiğinde, o ördek dudak dediğin
şöyle dışarı doğru çıkıntılı sonuçlar elde edilir. Etkisi de işin doğrusu daha kısa sürer. Çünkü kas çalıştığında oradaki dolgu çok daha az süre kalır. Doğru plana ve uygun dozda yapıldığında bir de birdenbire böyle büyük miktarda dolgu verilmediğinde dudak dolgusu çok iyi sonuç veren bir uygulamadır. Tabii güzel de oluyor dudaklar. O yüzden şimdi insanlar Instagram birbirinin fotoğrafını görüyorlar. Aa, şu dudak dolgusu yaptırmış, ben de yaptırayım diyorlar. Haksız değiller. Ben de çok sık uyguluyorum işin doğrusu klinikte dudak dolgusu. Ama benim buradaki kriterim şu. Bir kere yavaş, düşük dozdan başlayıp biraz yavaş yavaş ilerlemek. Birdenbire hacim kazandırıp da riski göze almamak. Dediğim gibi burada biraz sabır gerektiren işler bunlar. Birdenbire sonuç almamak lazım. Aslında iyi sonuca ulaşmanın yolu her zaman sabırdan geçiyor. Bu sadece estetik, yani dolgu ya da benzeri bir şey değil. Saçının güzel bir renge ulaştırmak için de sabretmen gerekiyor. Aynen. Güzelleşmek zorunda, bunu anladık. Ve işin kötü tarafı, biz kadınlar çok da sabırlı değiliz. Bir an önce sonuca ulaşmak istiyoruz. O yüzden bizi zorlayan bir konu bu. Haklısın. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bir erkek olarak aslında çok da iyi bir hekim olarak sürekli de kadınlarla olduğunu düşünüyorum. Daha çok kadınlarla işim var. Çünkü biz kadınlar görüntümüze daha fazla Ağırlıklı olarak tabii ki kadınlar bizim hedef kitlemiz. Yani muayeneye işte 100 kişi geliyorsa 90'ı kadın, haklısın. Erkek hastamız da yok değil bu arada. Yani erkekler de dolgu gibi uygulamalar yaptırıyorlar. Yani ben kendime ayna karşısında yapıyorum, öyle söyleyeyim. Tabii ben bu arada şanslıydım. Bu COVID karantinası sırasında da kendime yapabilme imkanına sahip olduğum için ben devam ettim ama hastalarım çok haklı olarak sürekli mesaj yağmuru geldi. Bu ne zaman geleceğiz, ne zaman açacağız? Hiç bence riski göze almaya gerek yoktu. Botoksuz, dolgusuz bir süre idare edilebilir, hiç sorun yok. Ama 20 Mayıs'ta yavaş yavaş başlıyoruz. Yani işte dolgu ve botoks uygulamaları için özellikle ofis uygulamaları olduğundan dolayı sorun yok. Onlarla başlıyoruz 20 Mayıs'ta. Süper. Kolay gelsin. Ben de yakında nasıl ziyaret ederim seni açıldıktan sonra. Maskelerimizi takıp buluşabiliriz. Bir yaz tatiline girmeden tabii ki bir kontrolden geçmek isterim ben de sevgili doktorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benimle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler. Yağmur'a selamlar. Duyduğum. Bahsine aynı şekilde. Bir mukabele. Görüşürüz. Efendim, bu Görüşürüz. arada ben bu yayının kaydını tekrar hesabıma ekleyeceğim. Dolayısıyla eğer verdiğimiz soruların cevaplarını kaçırdıysanız oradan izleme şansınız olacak. Görüşürüz. Süper, harika. Hoşça kal, görüşürüz.